olsun. Welcome everybody to our unit 7. Here we are going to learn about weathers and future tense. Şimdi bu ünitede ne göreceğiz arkadaşlar? Weather dediğimiz şey hava durumu ve ilerleyen zamanlardaki iki dersimi dinleyenler için söylemiyorum ama dinlemeyenler için future tense. Yani future tense neydi? Gelecek zaman ile ilgili derslerimiz olacak. But first things first. You see the pictures here. Şimdi buradaki neleri görüyorsun? You see the pictures. Pictures are here. You can see them. How is the weather like in the first picture? In the first picture, hava durumu nasıl? Sisli değil mi? In English we say foggy, sisli. Number two, look, they are wearing sunglasses and they are wearing t-shirts. So I suppose the weather is hot, so it's sunny, right? Here, I think the weather is windy, we can say. Rüzgarlı, we can also say it's cold, all right? But in number four, you can say there is a thunderstorm. Fırtına var ya da dalgalı. Denizler dalgalı olduğu için ne diyebiliriz? Blowing diyebiliriz. Dalgalardan kaynaklı olduğu için. Ve şurada da ne var? Burada ne görüyorsunuz? Yıldırımlar, şimşekler görüyorsun değil mi? Lightning. Lightning yıldırım demek, thunder fırtına demek arkadaşlar. Peki biraz aşağı inecek olursam şurayı temizleyeyim. In picture 6, 6. Resimde ne görüyorsunuz? Aslında bunlar kar değil. This is not snow. These are ice. Bunlar ne? Buz. Buz olduğu için İngilizce'de de biz bu sıfata ne diyoruz? Frost. Frost neymiş? Buzlu. Şimdi zaten ifadeleri tek tek göreceğiz. İfadeleri açalım şuradan. Evet. İfadelerim şurada arkadaşlar. Bunların anlamlarını vereceğim size. Now look. The first one, blowing. Zaten biraz önce de söylemiştim. Dalgalı demek. Dalgalı ya da rüzgarlı anlamı da olabilir. Centigrade de. Hani biz Türkçe'de bugün hava 16 santigrat derece olacak diyoruz ya, şuradaki santigrat aslında bu centigrade. Cold, soğuk demek. Degree, derece demek. Foggy, sisli demek. Freezing, dondurucu şekilde ne? Soğuk. Dondurucu bir soğukluk var. It's freezing outside dediğimiz zaman mesela. Dışarısı buz gibi anlamında geliyor. Frost da buzlanma. Kayıp düştüğünüz havalarda bu sıfat kullanılıyor. Frost. Gale, bu da fırtına demek. Ya da şiddetli. Zaten fırtına ne demekti? Şiddetli rüzgar. Get wet bir fiil. Yani if you go out in the rain, you will get wet. Ne dedim? Eğer yağmurlu bir günde dışarı çıkarsan ıslanırsın. Bu da ıslanmak demek.
Hot biliyorsun artık zaten sıcak. Lightning biraz önce dedim, yıldırım. Showers. Normalde biz showers dediğimiz zaman hani duş aklımıza geliyor. Ama duş da zaten su nasıl geliyor? It comes like rain. Yağmur gibi akıyor, değil mi? Buradaki showers da aslında yağmur çiselemesi, yağmur yağması anlamında. Yağmur diyelim biz kısaca. Snowfall zaten kar yağışı. Temperature genel olarak sıcaklık. Hani bugün hava kaç derece diye sorduğumuzda İngilizce'de şöyle soruyoruz. Bugün sıcaklık ne kadar? What is the temperature today? Diye sorduğumuzda aslında havanın derecesini sormuş oluyoruz. Mesela bugün hava atıyorum today is 8 centigrade. So it's cold. Thunderstorm da zaten fırtına demek. Şimdi buradaki alıştırmaları bu işlediğimiz ifadelerle birlikte ne yapacağız? Dolduracağız. Hemen şu şekilde yapalım. Pardon. Şöyle şunu seçelim. Şu şekilde aşağıya doğru inelim. Evet. Burada ne diyor? It is so foggy that planes can't take off. It's also quite cold, only 3 degrees centigrade. Now, look at so and that. Şimdi bu iki ifade arasına bir sıfat girdiği zaman so that o kadar bla bla ki anlamını verir. E burada da foggy var. O kadar sisli ki it is so foggy that planes can't take off. Uçaklar ne yapamıyor? Kalkamıyor. Can't take off, kalkamıyor. It is also quite cold. Şimdi soğuk var. Buradaki quite ilerleyen derslerde bu miktar belirteçlerinde öğreneceğiz. Oldukça demek. Oldukça soğuk. Ne kadarmış havanın durumu? It's 3 centigrade degrees. Okay? Number two. The blah blah is already high. Şimdi ne yüksek olur? İsim arayacağız yukarıdakilerden. Temperature. Sıcaklık yüksek olur. The temperature is already high. It's going to be a very blah blah day. Şimdi derece yüksek olacağına göre bugünkü hava sıcak olması lazım. Sıcağın karşılığı neydi? Hot. With a maximum of 40, bak 40 maksimum kaç derece olacak? 40 derece olacak. Dereceyi de biz nasıl söylüyorduk? Önce degrees, sonra centigrade. Bunun kısaltılmışı da şu. 40 derece santigrat. Okay? There are probably going to be blah blah soon. Probably ne demekti? Muhtemelen, değil mi? Muhtemelen. Muhtemelen yakın bir zamanda, yakında bir şey olacak. O şey ne? Some people are going to, bak, burada there are probably going to be showers soon. Yakın zamanda yağışlar. Showers'a ne demiştik? Yağmur yağması ya da yağış diyebiliriz. Şimdi yakın zamanda yağışlar olacağına göre insanlar ne olacak? Some people are going to feel lazım burada bana. Islanacak, get wet olacak. Let's look at number four. There is a blah blah at sea with strong winds, blah blah from the west causing high waves. Şimdi demin zaten ifadede söylemiştik. There is a gale at sea. Gale fırtına. Denizde bir fırtına var.
Bu fırtınada neler varmış? Strong winds. Güçlü rüzgarlar. Bu arada bilmediğiniz kelimeleri lütfen videoyu durdurup bilmediğiniz kelimeleri lütfen defterlerinize yazın. Ben özellikle kelimeleri başka bir yerde vermeyeceğim. Dersi anlattıkça üstüne not alacağım. With strong winds bla bla. Şimdi rüzgar ne yapar? Gelmez. Rüzgar eser, değil mi? Esmek fiili de neydi? Blowing. Blowing from the west. Causing high waves. Bu batıdan gelen, batıdan esen güçlü rüzgarlar neye sebep oluyor? Causing, bu arada sebep olmak demek. High waves, yüksek dalgalara neden oluyor. Okay? Now let's go up a little bit. Şöyle yapalım. Şurayı silelim. Şuradan devam edelim arkadaşlar. We were at number five. Beşinci sorudaydı. Yes. There is a noisy blah blah in the mountains with blah blah briefly turning night into day. Şimdi there is a zaten bir kalıptı var. Noisy, gürültülü, yüksek sesli. Nerede? Dağlarda. Şimdi dağlarda yüksek sesli bir olay oluyor. Ne oluyor? Thunderstorm. Fırtına oluyor. With blah blah briefly turning night into day. Şimdi gürültülü bir fırtına oluyorsa dağda, bu fırtınanın içinde neye lazım bana? Yıldırım lazım, şimşek lazım, değil mi? Ne yapıyormuş bu şimşekler? Geceyi gündüze çeviren yıldırımlar, şimşekler varmış. Lightning, buranın cevabı da. Six. It's blah blah this morning, iki virgül arasında, minus 5 centigrade degrees. Şimdi, eksi 5'i ben nasıl okudum? Minus 5. Minus 5'lı bir day, a day with minus 5, nasıl olmalı? Buz gibi, yani freezing, değil mi? It's freezing this morning, bu sabah buz gibi. Minus 5 degrees centigrade with blah blah on the ground. Yerde ne varmış? Buzlanma. Buzlanma da neydi? Frost. A heavy blah blah is forecast for later. Şimdi yerde buz var. Hava eksi 5, dondurucu bir şekilde. Forecast hava tahmini demek. Durum böyle olursa ilerleyen zamanlarda heavy, kuvvetli bir ne beklenebilir? Of course, snow, fall beklenebilir. Alright, now let's turn this. Şurayı da geçelim. I want to turn back to the pictures. Şimdi resimlere geri dönmek istiyorum. Bu neden yapıyorum? Şu yüzden yapıyorum arkadaşlar. Daha önceki ünitelerde işlediğimiz duygular, ifadeler, hissiyatları hatırlayalım. Mesela şuradaki resimleri gören bir insan nasıl hissedebilir? Mesela impatient, hava sıcaksa insanlar ne olur? Sabırsız olur, değil mi? Şunları şu şekilde vereyim. Mesela bored, hava çok soğuksa ve içeride kalmak zorundaysan bored, sıkıcı hissedersin. Veya çok fazla, if there is a lot of thunderstorm, çok fazla fırtına varsa nasıl hissedebilirsin? You can feel scared, korkmuş hissedebilirsin. Ondan sonra when the weather is foggy,
Eğer hava durumu sisli ise nasıl hissedebilirsin? Depressed, yani depresif, üzgün, melankoli hissedebilirsin. Alright, now let's... Bunları lütfen hatırlayalım diye burayı yazdım. Şimdi şurayı temizleyeceğim. And now we are going to do the listening part. Hangi part yapacağız arkadaşlar? Listening. Şimdi siz nasıl olsa videoları durdurup dinleyebileceğiniz için bunu sadece bir kez dinleyeceğiz. Tamam? And then we are going to answer the questions together. Okay. Now, when you... Şimdi listening yapmadan önce aslında önce verilen soruları anlamamız gerekiyor. We have to understand the questions. What is the question saying? What is the main speaker's name? The first question. Ne diyor? Ana konuşanın, yani ana karakterin adı ne? Who is the other person? Demek ki bu kişi ikinci bir şahısla konuşuyor. O diğer kişinin kim olduğunu merak ediyor kitap. See, what is the topic? Topic, konu. Konu nedir? What are they talking about? Ne hakkında konuşuyorlar? What do the questions ask about the speaker? Sorulan sorular konuşmacı hakkında neye karar veriyor? Onun hakkında nasıl sorular soruyor? E, what kinds of weather are mentioned in the question? Sorularda what kind neydi? Ne çeşit, ne tür havalardan bahsedilmektedir? Buradaki mention, bahsetmek. Okay? Good. Now, let's turn the page. Okay. So, this is the listening part. We will listen it together. Arkadaşlar, listening'de bir sıkıntı var. Ben burada size cevapları kendim vereyim. Sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Şunların cevaplarını şu şekilde verelim. Şimdi birinci sorumuz neydi? What is the main speaker's name? The main speaker's name is Chloe. Okay. And who is the other person? The other person is an interviewer. Interviewer. Okay. The topic is they are talking about weather forecast. So anyways, we can do this later. Bunu daha sonraya bırakabiliriz arkadaşlar. Çünkü listening sanırım mikrofonlardan kaynaklı çalışmıyor. Okay. Now let's carry on with the other topic. Here I will give the answers to you. Burada da size cevapları vereceğim. Look. What does Chloe say about the weather in her country? Who was Chloe? Chloe kimdi? Chloe is the main speaker. Ana konuşmacı. What does Chloe say about the weather in her country? Ülkesindeki hava durumu hakkında bize nasıl bir bilgi veriyor? The first one, it is cold in the north. Kuzeyde hava soğuk. It changes quite often. Oldukça sık sık ne yapıyormuş? Hava durumu değişiyormuş. It is always sunny. Her zaman güneşli. Ama Chloe'nin verdiği cevap is B. It changes quite often. Sürekli havanın durumu ne yapıyor? Değişiyor. Two. She started taking photos of bad weather when she was working, when she was a child,
while she was at university. Now, buradaki cümlede ne diyor? Havalar kötü olduğu zaman fotoğraflar çekmeye başlamış. Ama ne zaman çekmeye başlamış? Working çalışırken, a child, çocukken, at university, üniversitedeyken. Halbuki Chloe çocukluğundan beri hava ne zaman kötü olursa ne yapmış? Taking photos of bad weather. Fotoğraf çekmeye başlamış. 3. To photograph lightning, she uses a digital camera, an expensive camera, an old camera. Şimdi burada şu to ile başlamış ya, yıldırımın veya şimşeklerin fotoğrafını çekmek için, to burada için, ne kullanıyor? Dijital bir kamera mı? Pahalı bir kamera mı? Yoksa eski bir kamera mı? Chloe uses an old camera. 4. Where does she take photos during thunderstorms? Şimdi, where dediği neydi? Neredeydi, değil mi? During esnasındaydı, değil mi? Fırtına esnasında fotoğrafları nerede çekiyor? Standing on a hill, bir tepenin üstünde. Bir tepenin üstünde mi? From her apartment, apartmanından mı? Sitting in her car, arabasında otururken mi? Well, the answer is sitting in her car. 5. These days, wait a second. These days, which does she most like photographing in winter? These days dediği ifademiz neydi? Bugünlerde demekti. These days, bu günlerde. Which does she most like? Zaten süperlatifi işlemiştik değil mi? En çok neyin fotoğrafını çekmeyi sever? Ama ne zamanları? Kış vakitlerinde. Kışları en çok neyin fotoğrafını çekmeyi sever diye bir soru var. Bak, frozen rivers and streams. Frozen neydi? Buzlanmış dereler ve su kaynakları. Scenes with lots of snow. Kar manzaraları. Bak, scene burada manzara demek. Manzara. Patterns formed by frost. Buzdan oluşmuş yollar veya çizgiler. Bizim cevabımız, our answer is A. What does she often photograph when it's windy? Windy neydi? Rüzgarlı değil mi? Hava rüzgarlı olduğu zaman en çok neyin fotoğrafını çeker? Trees, the sea, clouds. Ağaçlar, deniz, bulut. Cevabımız the sea. Şunların Türkçelerini yazmak istiyorum. Şöyle diyeyim. Frozen rivers and streams, buzlanmış dereler, scenes with lots of snow dediği kar manzaraları, patterns formed by frost dediği buzdan oluşmuş, formed, oluşmuş patterns. Bunu bir önceki ünitede görmüştük. Çizgiler veya desenler. Okay, bunları lütfen defterlerinize yazın arkadaşlar. Devam ediyoruz aynı şekilde. Here it's şurası. Listening yapamadığımız için burayı pas geçiyorum. Çok da önemli değil zaten. Hepsini verdim. Şimdi şuradaki dördüncü
Soru da, would you like to study extreme weather conditions close up? Tell your partner why or why not. Şimdi look, this is your first homework. Birinci ödeviniz. Şey yapalım. First homework. Burada sizden istediğim 2-3 cümleyle şey yapmak ister misiniz? Böyle aşırı, çok tuhaf hava durumlarında, havalarda çalışmak ister miydiniz? Yani hani Chloe çok soğuk bir memlekette yaşıyor ya. She lives in a very cold country and she takes photos of thunders. Ve fırtınaların fotoğraflarını çekiyor. Siz de böyle bir şekilde aşırı hava durumlarında fotoğraf çekmek ister miydiniz? İsteyerseniz hani hangi durumlarda fotoğraf çekmek isterdiniz? Mesela I would diye başlıyoruz. I would like to take photos. Mesela örnek veriyorum. In the desert. Desert. Desert neydi? Çöl. Şimdi çölde de hava aslında aşırılık var değil mi? Yani hava çok sıcak oluyor ki aşırılık bundan kastım. Yoksa hani Maraş'ın sıcaklığı bir aşırılık ifade etmiyor. Ama bir sahra çölü aşırılık ifade ediyor. Mesela ben olsam I would like to take photos in the desert. Çölde, hatta spesifik bir detay da vereyim. In Sahra Desert diyelim. Sahra çölünde fotoğraf çekmek isterdim. Neden? Why? Why diye sorulduğunda da because I would like to learn about the wildlife in there. Oradaki vahşi yaşamı öğrenmek için böyle bir şey yapabilirim, yapardım. Bu birinci ödev. Çok basit, bir iki cümle. Yeter ki yazın. Bu manada verdim bu ödevi. Şimdi arkadaşlar geldik en önemli yerlerden bir tanesine. Vocabulary, kelimeler. Buradaki kelimeler aslında bize neyi anlatıyor? Daha demin dedik ya, burada da aslında sıfatlar var. Biraz böyle miktar belirteci gibi ama aslında biz burada sıfatları öğreneceğiz. Bu sıfatlar da ne işe yarayacak? Şöyle bir not yazıyorum. Siz de lütfen yazın. Bu sıfatlar bu sıfatlar hava durumlarından bahsederken detay vermek istiyorsak, vermek için diyelim, kullanırız. Ne dedik? Bu sıfatlar hava durumlarından bahsederken detay vermek için kullanırız dedik. Şimdi, look at the vocabulary. Kelimeler ne? Extremely, fairly, quite, rather, really and very. İsterseniz bunu şu şekilde notebook kullanarak da daha rahat bir şekilde anlatabilirim. Neydi birincisi? Şimdi siz yine vocabulary deyin. Vocabulary dedikten sonra birincisi extremely. Extremely ne demek? Son derece. Fairly, epeyce. Quite, biraz önce bazı cümlelerde quite'ı gördük. Bu da oldukça demek. Rather, bu da epeyce.
Really zaten biliyoruz. Really gerçekten. Mesela gerçekten hava çok soğuk. It's really hot diyebilirsin. Really gerçekten. Very de zaten you know it. It means a lot. Çok demek arkadaşlar. Şimdi burada şuradakiler aslında fairly quiet rather. Bunların aslında üçü de hemen hemen aynı anlamda. Üçü de epeyce, oldukça demek. Şimdi birkaç tane örnek vermek istiyorum. Örneklere bak, zaten kitabın üstünde örnekler var. It can be quite different diye bir örnek vermiş. Ne olabilir? Oldukça farklı olabilir. It's really fascinating. İsterseniz bu örnekleri kitap üzerinden devam edelim. Çünkü buradaki vermiş olduğumuz kelimelerin cümle içerisinde nerede yer aldığına dikkat edeceğiz. Okay? O yüzden geri dönüyorum buraya. Look, it can be quite different. Ne olabilir dedik? Oldukça farklı olabilir dedik, değil mi? Oldukça farklı olabilir. Two, it's really fascinating. Gerçekten muhteşem. That must be quite difficult. Bu oldukça zor olmalı. It's rather dangerous. Ne diyedik rather'a da biz? Epeyce tehlikeli, oldukça tehlikeli. Şimdi buradaki rules dediğimiz kurallar. Bunların kurallarını veriyor. Adverbs of degree such as very, extremely and really make an adjective stronger. Ne diyor? Very, extremely ve really kullanıldığı zaman sıfatımız daha güçlü hale geliyor. Daha böyle üstüne basıp basıp söylüyorsun. Mesela burada fascinating zaten tek başına ne demek? Muhteşem. Ama really ya da extremely ya da very geldiği zaman gerçekten epeyce çok fazla anlamını veriyor. Two, the adverbs fairly and rather make it weaker. Şimdi bu stronger daha güçlü yaparken bu ne yaptı? Daha da zayıflattı. Hangileri? Fairly ve rather. Bu ikisi ne yapıyor? Daha böyle zayıf hale getiriyor. Okay? Sıfatı. The adverb quite usually makes it weaker, but with adjectives like sure, true and different, it can mean completely. Şimdi zaten fairly, quite ve rather üçü de aynı anlam ifade eder demiştik ya. Quite de aslında yanındaki sıfatı daha zayıf hale getiriyor arkadaşlar. Bunlar da bizim kurallarımız. Bu şekilde de not alın lütfen kitaplarınızın üstüne. Ben yine devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar geldik bu ünitemizin gramer konusuna. Şimdi bu gramer konusu için ben smart board'u kullanacağım tekrardan. O yüzden lütfen siz de kitaplarınızı açın ve bunları not alın. Şimdi gramer konumuz neymiş? Too and enough. Yeni bir sayfa açıyorum. Başlığımız şu. Too and enough. Birincimiz too. Şimdi umarım tahtayı görüyorsunuzdur. Ben hem söyleyeceğim, okuyacağım, hem de yazacağım tahtaya. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde
Lütfen siz de not alın. To'yu anlatıyoruz. To kelimesi sıfatlar ve zarflarla kullanıldığı zaman aşırılık, aşırılığı da bir saniye şurayı tekrar yazayım. Sıfatlar ve zarflarla kullanıldığı zaman aşırılık ifade eder. Sözlük manası çok demektir. Fakat İngilizce'de yine çok anlamına gelen very kelimesinden çok farklıdır. Kelimesinden farklıdır. Her ne kadar to sözlüğü açtığınız zaman çok manasını verse de very ve to arasında aslında büyük bir fark var. Kelimesinden farklıdır dedik. Mesela şimdi örneklere bak. Nasıl farklı? Şimdi birinci the coffee aynı cümleyi bir very ile yazacağım bir de to ile yazacağım. Bakalım arasındaki fark neymiş? The coffee is very hot. Kahve çok sıcak. Tamam. The coffee is too hot. Şimdi iki cümleye baktığın zaman ikisi de çok anlamını veriyor. Ama arasındaki fark şu. Birincisinde very ile birlikte kullandığım cümlede the coffee is very hot dediğimde kahve çok sıcak. Yine de içilebilir. İçilebilir kıvamda. Ama ben bir cümlede too kullanıyorsam, the coffee is too hot diyorsam, içemeyeceğim derecede sıcak. Burada da açıklamamın ben neresine bakıyorum? Aşırılık kısmına. Aşırılık ifade ediyor. The coffee is too hot. O kadar sıcak ki içemiyorum demek istiyor aslında. Ama kahve çok sıcak. Birincisi very ile olsa yine de içerim. It doesn't matter. Yine de içerim oluyor. Şimdi bu bir. Birinci kural. İkiye bakalım. Siz aynı şekilde lütfen yazmaya devam edin. İkincisinde isim ya da zamir isim ya da zamir kullanarak da cümle kurmak mümkün. Mesela örneğe bak. İsim ya da zamir kullanarak da cümle kurmak mümkün dedik. Bak birinci örnekte the ceiling isim mi bu? Evet. Tavan demek değil mi? The ceiling is too high for me to touch. T
tavan benim dokunamayacağım kadar nasıl yüksek? O kadar yüksek ki dokunamıyorum. Okay? İkinci örnek. A cow is too much for two people. İki insana bir inek çok fazla. Mr. Bing was talking too fast for the tourists to understand. Burada ne diyor? Mr. Bing o kadar hızlı konuşuyordu ki turistler onu anlayamadı. Anlamı veriyor arkadaşlar. Bu bir ve ikinci kurallar bu şekilde. Şimdi örnekler vermek istiyorum. Siz de bunları lütfen defterlerinize not alın. Örnekler diyorum şu şekil. Examples her zamanki gibi e.g. One, the tea is too hot to drink. Çay içemeyeceğim kadar çok sıcak. Şöyle yapayım. One, two. The weather is too cold. The weather is too cold to go out. Hava dışarıya çıkamayacak kadar çok soğuk. Three. She is too old to join the police. O polis olmak için çok yaşlı, aşırı yaşlı. Yani polis olamaz. Four. The sun is shining too brightly to look at. Ne diyor burada? Güneş bakamayacağım kadar çok fazla parlıyordu demek. Şimdi ikinci kelimem de enough. Siz böyle dersleri dinledikçe sorularınızı da lütfen not alın. Canlı yayın yaptığımız zaman o sorularınızı ben zaten tek tek cevaplayacağım. Şimdi enough'a bakalım. Enough'la to arasındaki farkımız neymiş? Ona bir bakalım. Sayfayı uzatamıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, enough sıfatlarla ve zarflarla birlikte kullanıldığı zaman bu sıfat ve zarflardan sonra gelir. To'dan farklı olarak kısalttım bu arada. Farklı olarak yeterlilik ifade eder. Şimdi too aşırılık ifade eder demiştik ya. Enough ise yeterlilik ifade ediyor. Mesela
Örneğe bak. He is only 15. O sadece kaç yaşındaymış? 15 yaşında. He isn't old enough to marry. Evlenemeyecek kadar, evlenecek kadar ne? Yaşlı, yani yaşlı değil, olgun değil. Yeterlilik ifade ediyor. İkinci örneğimize bakalım. This car is big enough for a big family. Bu araba büyük bir aile için yeterlidir. This car is big enough for a big family. My dog can run enough to catch your horse. Köpeğim senin atını yakalayacak kadar hızlı koşabilir. Yeterince hızlı koşabilir. Okay? Şimdi bunları lütfen yazın arkadaşlar.